Burada gördüğünüz bir şişenin kalıbını oluşturmaya çalışalım. Sıfırdan açtım. Bu tel kafesi normal bir şekilde çiziyoruz. Hemen katı oluşturmaya başlıyorum. Döndürerek bir katı oluştur diyorum. Geometriyi seçtim, ekseni seçtim. Hemen oluşturdu gördüğünüz gibi. Şimdi su damlacığı gibi olan figürü buraya koyalım. Evet, izometrik. Tamam dedim. Şimdi bunu kalıplama yapalım hemen. Önce bir kütük oluşturayım. Merkezini görüyorum. Buradan şöyle aşağı doğru. Evet, tamam dedim. Kütüğüm oluştu. Ters baskı diyorum. Ters baskı için çerçeveyi sordu. Seçtim. Tamam dedim. Dinamik olarak şunu açıp görelim. Evet, gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde katı modelleme tasarımı rahatlıkla yapılıyor. Tasarlamış olduğumuz plastik şişe kalıbının şu anda kemiğini işlemesini görüyoruz. 3 operasyon yaptık. Dynamic Updraft dediğimiz kaba 20'lik takımla köşe radyosu 3. Sonra eşit paso aldık, yarı finish yaptık 4'lük takımla. Bir de kalanı işleme 2'lik takımla rest yaptık. Gördüğünüz gibi şu an opti kabayı yapıyor. Biraz yakına gidelim. Bakın kabayı görüyor musunuz? O kadar temiz ki finish gibi kaba yaptı. Opti kaba muhteşem. Devam ediyorum. Diğerinde yarı finish'i, dörtlük yarı finish'i de buradan izleyelim. Gayet güzel bir şekilde. Bakın. Sonra rest dediğimiz kalanı işliyor. Evet. Bu şekilde kemiğini yapmış olduk. Burada da aynı şekilde işlemeyi görebiliyoruz. Dışarıdan içeriye doğru takımın devamlı yük ucuna geliyor zorlanma olmasın diye. Bu da kalanları işledi.